Onu sistem düşünsün, Erdoğan düşünsün. Düşünür mü sence? Hayır, düşünmez. Yani ekonomi daha nasıl olsun? Üçüyoruz, her şey çok güzel. Ne olabilir diyorsun? Yani abi, sağ olsun reisin sayesinde. Başımızdaki adamı uçurdular, uçurdular, uçurdular. Şimdi gibi hepimiz aşağı düştük, kendisi yukarıda oturuyor. Bölücülüğü onlar yapıyorlar. Bizde bölücülük yoktur, bizde kardeşlik vardır. Gerçekten de yoktur abi bize bölücülük. Ben bağırıyorum, ona bağırıyorum. Sen git işine bak. He, bak, sen git işine bak. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün Diyarbakır Suriçi'ndeyiz. Arkamızda da Ulu Cami var. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı ve yerel seçimde kimi destekleyeceklerini soracağız. Ben Mehmet Koyuncu. Sade Vatandaş tarafsız değil, halktan taraf. Efendim merhabalar. Geçinmek kolay mı diye soruyoruz. Ya nerede kolaydır? Emekli adamda geçim sıkıntısı nasıl kolaydır? 10 binliyiz. Vallahi. Tabii. Nasıl olacak? Nasıl nereye kadar olacak? Şey? Onu sistem düşünsün, Erdoğan düşünsün. Düşünür mü sence? Hayır, düşünmez. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz de böyle vicdanı olan oyunu vermez. Bu emeklileri, özellikle emekliler için söylüyorum. Ama veriyorlar ısrar. Eğer biraz onlarda vicdan olursa emeklilerde oyunu AK Parti'ye vermez. Ben başka bir şey demiyorum. Peki. Efendim ekonomiden memnun muyuz? Hayır, memnun değil. Ekonomiden memnun muyuz? Memnun değiliz abi. Bir an önce belki ölür de kurtuluruz abi. Vallahi herkesi bir lokanta bir yemek yesin. Göreyim onları. Bir lokanta yemek 200-250 paradır. 200 milyon paradır. Çok mu? Çoktur abi, az mı? Vallahi İstanbul'da 500-600. Herkes asgari ücrete çalışıyor. 18 milyara çalışıyor, 20 milyara çalışıyor. Nereye kadar böyle devam edecek? Nereye gidecek? Vallahi zordur abi. Yani bir dur derler mi? Düzeltirler mi? Yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Değiştireceğiz. Değişmiyor daha, yeni seçtiler. Zor, ben gideceğim abi, hadi görüşürüz. Peki önümüzdeki yerel seçimde kime vereceksin Diyarbakır? Kime vereceğim? Silivri soğuktur abi. Eyvallah, sağ ol. Efendim ekonomi nasıl? Ekonomi? Ramazan gibi. Hocam merhaba. Ekonomi nasıl diye soruyoruz. Abi yani ekonomi daha nasıl olsun? Üçüyoruz, her şey çok güzel. Ne olabilir diyorsun? Yani abi sağ olsun reisin sayesinde yapıyor bu işi. Her şeyi alabiliyoruz. Aynen abi. Sayesinde hepimiz vejeteryen olduk. Bu refah bizi bozar mı? Bozar abi. Yani çünkü bizim kültürde vegan, vejeteryen olmak yani pek iyi karşılanan bir şey değil yani. Ha, veganlaştık mı diyorsun? Tabii ki abi. Et yemediğimiz, yani, et yemediğimiz için. Yemediğimiz yani, için yani. Oluruz. Yani yoksa. Peki nereye kadar gider bu refah? Valla nereye kadar gider? Yani insanlar böyle olduğu sürece yani biz kendimiz yapıyoruz bunu. Değişim olur mu sence? Ya bir değişim sadece müzik değişir ya. Aynen. Yani eskiydi. Şeydi, hepsi aynı benim aynen için. Peki önümüz yerel seçim. Burada kimi destekleyeceksin? Henüz karar vermedim desem. Vallahi. Aynı. Niye? Ya bilemiyorum. Şu normalde DEM Parti'yi destekliyorum. Tamam. Ama işte son stratejilerinde falan yani biraz insanı düşündürüyor yani. Ne gibi mesela? Yani ne gibi, örnek veriyorum. En son Selahattin Demirtaş'ın Tayyip Erdoğan için yaptığı bir açıklama. Evet. Rahatsız etti mi? Etti. Vallahi. Aynen etti. Ne olmalıydı? Doğrusu ne olmalıydı? Yani doğrusu yani madem ki böyle bir çizgi çizdin, evet, o çizgide devam etmesi gerek diye düşünüyordum. Ne diyorsun? Zikzaka gerek yani yok. Zikzaka gerek yok. Evet. Ama bir yandan zaten CHP'yi de düşündüğümüz zaman yani CHP'nin de son açıklamaları yani Zafer Partisi'ne işte bu diğer milliyetçi partilere göz kırpmak amacıyla hani daha böyle bir milliyetçi tavır sergiliyor onların oylarını alabilmek için. AK Parti diyor ki siz DEM'le kol kolasınız diyor. Aynen. İşte herkes onları şeytanlaştırmış hani sanki bunlar kötü çocuk. O diyor sen onunlasın, o diyor yok sen onun, sen zamanında onunlaydın. Evet. Sen onunla havur kapısına gittin, şunu yaptın. O diyor hayır sen hala onunlasın. Yani bilmiyorum, bu arada ezilen yine biz oluyoruz yani. En çok oyu biz verdik, biz İzmir'den daha çok oy çıkardık burada yani, siz de biliyorsunuz. Ne oldu? Sonradan bir açıklama oldu işte arka kapıda. Aynen. Zafer Partisi'ne işte şunlar bunlar sunulmuş. Doğru. Yani. Bilmiyorum, çok kirli bir şey ya. Bütün politikacılar bence kirli yani. Çok kendi teşekkür ederim. Oy verdiğim partiler için de aynısını söyleyeyim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hocam soralım, ekonomi nasıl? Ben bu arkadaşı tanıyorum. Ekonomi çok kötü. Hocam niye kötü? Valla baştakilerden dolayı. Bu baştakileri daha yeni seçtik. Düzeltmezler. Biz seçmedik ki. Onlar zaten kendilerini seçiyorlar. Kendi kendine. Tabii bizim seçmemize hiç gerek duymuyoruz. Zaten biz gidip oy veriyoruz ama sonuç böyle... İyi şeyler yaramıyor.
Onlar seçiyor, biz seçmiyoruz. Az önce bir arkadaş söyledi diye soracağım. Selahattin Demirtaş geçen gün bir açıklama yaptı. Dedi ki çözümün kapısı Erdoğan'dır. Ne diyorsun? Ben düşünmüyorum öyle bir şey. Niye böyle bir açıklama geldi ya sence? Zaten çözümün kapısı Erdoğan olmuş olsaydı 20-21 yıldır bu ülkede çözüm olmuş olacaktı. Her seçimde işte yeniden şaha kalkış, yeniden yapacağız. Sen 20 yıldır yapamadığını şimdi mi yapacaksın? Yapamazsın ki bunu. Yapmış olsaydı sence, elindeki tüm imkanlarla yapardı. Sence bu bir U dönüşü mü, R mi? Nedir bu? Hiçbir şeyin dönüşü değil. İnsanları kandırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Mesela insanların iradesini içeriye almışlar. Selahattin Demirtaş bizim için bir iradedir. Tamam. Sonuç o irade diyor ki bu çözümün barış süreci olursa Erdoğan. Erdoğan bu ülkenin başıdır. İstese bir imzayla her şeyi halleder. Sonuç böyle bir barış süreci oluştu bu Diyarbakır'da. Ülkede oluştu. Tabii barış sürecinde istedikleri her yere askeriye işte bölge yaptılar. Sırf insanların geçişi hızlanmasın, insanlar gidip gelmesin, sorunlar yaratılmasın diye ama aslında kendi istediği bölgeler yarattı. Aslında başımızdaki adam istese ekonomi de çözer, barışı da çözer, insanlar içindeki sorunları da çözer. Mesela bugün günümüze baktığımız zaman Mehmet Maçoğlu'nun belediye başkanlığı yaptığı bölgede ben gidip baktım, çok güzel bir refah var. Çok güzel bir iktidam var. İnsanlara güzel bir maaş verebiliyor. Huzurlu yaşıyorlar. Ülkemizin başındaki adam bunu yapamıyorsa, bir belediye başkanı bunu yapıyorsa bir sorun vardır. Bir hırsızlık vardır. Bir şeyler çalınıyor. Bir şeyler yapılıyor. Ondan dolayı bu ülke düzelmez. Bu ülkenin düzelebilmesi için baştakilerin değişmesi lazım. Tabii ben bu konuda Tayyip Erdoğan'ı da çok yadırgamıyorum. Niye dersen? Çünkü onun elinde bir şey kalmamış ki. Onun yandaşları çok. Yanındakiler çok yiyor. Adam beyni gitti. Artık yaşlandı. İlk İktidara gelmeden önce belediye başkanıyken şunu diyordu. Yaşlılar diyordu bıraksın bu siyaseti. Bence o da bıraksın. Onun da zamanı geldi. O da bıraksın. Önümüz bir yerel seçim. Diyarbakır'da kimi destekleyeceksin? Tabii ki DEM Parti. Şaşmaz. Hiçbir zaman. İnsanlar değişebilir ama irademiz hiçbir zaman değişmez bizim. Kimin olduğu önemli değil. Başa gelecek adamı bile tanımayız ama bizim irademiz hep aynıdır. Çok kendimize veriyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Abim ekonomi nasıl? Ekonomi? Kesmeyeceksin değil mi? Bok gibi. Niye? Başımızdaki adamı biz emekliler gibi. Başımızdaki adamı uçurdular. Şimdi bok gibi hepimiz aşağı düştük. Kendisi yukarıda oturuyor. Ama oy veri de emekli yine. Emekler vermiyor. Hepsi vermez. Yalaka emekler verir. Yalakalar var ya. Göt yalayanlar var. Onlar verir. Biz vermeyiz. Herkes için geçerli değil. Ya Allah sansürlüyse ne yapırsan yap. Ya yaparsan yap kardeşim. Verenler veriyor zaten. Aşağıda mahkum olsalar da onlar için fark etmiyor zaten. Düzelir miyiz? Bu gidişle mi? Öbür dünyada. Öbür dünyada düzeleceğiz. Diyarbakır'da kime oy vereceksin seçimde? Ben belediyede mi? Ben vereceğim yer söylememe de gerek yok. HDP'ye de veririm, AK Parti'ye de veririm bilmem ne. AK Parti bizim... Ya neyse beni konuşturma ya. Bir emekli maaşı var onu da senden alacaklar. Sesini etme boşuna. Ben de bunu söyleyeyim. Allah'tan başka hiçbir kuldan korkum yoktur. Yeter ki karşımda olsun. Arkamdan gelmezsin. Allah'tan başka kimseden korkmam. Emekli maaş mı kesecek adam da böyle bu kadar taşak olması lazım. Peki teşekkürler sağ ol. Abi çok kötü, çok kötü. Buyurun konuşalım. Niye berbat abi? Yani şu anki Diyarbakır şartlarında bir sürü işsiz insan var. Evet. Kiralar yüksek. Evet. Derler şimdi iş beğenmiyor. Çalışsa ev kirasını da öder derlerse ne diyeceğiz? Yani şu anki şartlarda, çalışma şartlarında çalıştıran insan da artık yüksek bir maaş veremiyor. Evet. Çünkü giderler çok. Doğru. Giderler çok olduğu için elemana biz de veremiyoruz. Biz de ben kendim iş yerim. Tabii esnafım. Tamam. Sanayide iş yerim var. Hı-hı. Şimdi Bağkur'u yatırıyorsun. Evet. Kira giderleri, sigortaları yatırıyorsun. Elektrik, su derken gelir yok ki gider karşıya çıkalım diye. Başa çıkamıyoruz yani. Başa çıkamadığımız için böyle nereye kadar gider? Yani gittiği yere kadar gidecek dediğimiz olay galiba ülke tam batacak. Evet. Öyle düzelecek. Çünkü bir havuza atlarsın boğulacağını hissediyorsun ya. Ta ki dibe vurup yani ayaklar yere değecek ki çıkabilirsin. Evet. Bu batışın dibi var mıdır sence? Batışın dibi işte değil mi? Batacak herkes bitecek. Kalan kalacak, yani öyle giden gidecek yani. Ülke boşalacak, herkes yurt dışına kaçacak. Vallahi. Tabii o yani başka bir çare yol yok, öyle biliyorum ben. Peki önümüz yerel seçim. Burada kimi destekleyeceksiniz büyükşehir?
Yani kimi seçeceğiz sizce? Bellidir diyorsun. Bellidir. Şimdi geçen gün Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması oldu. Dedi ki barışın anahtarı Öcalan'la Erdoğan'dır dedi. Evet. Buna ne diyoruz? Haklı mı? Katılıyor muyum? Katılıyorum ben tabii buna. Bugüne kadar niye Erdoğan'la mücadele edin? Yani menfaatler vardı diye düşünüyorum. Bazı menfaatler öne... Ya insanların bazı, isim vermeyeyim, yani onların menfaati olduğu için barışı istemiyorlar. Çünkü barış olursa çoğu insanın zararına, öyle diyeyim, öyle düşünüyorum. Bu insanlar abi. İsim vermiyorum. Selahattin Demirtaş demedim seni başkan yaptırmayacağız. Tamam, barış doğru. Süreci de bu yüzden bitmedi. Tamam, Selahattin Demirtaş nerede şu an? Dedi ki... Şu an nerede Selahattin Demirtaş? Nerededir? Hapiste. Neyse, hapiste. Çıkamayan bir adam. Yani çıkmak yani. İçin mi böyle söyledi? Yok, çıkmak için değil. Halka için söyledi. Yani o çıkarsa çok şey değişir. Onun için çıkarmıyorlar da zaten onu. Yani değişen çok şey olur aslında. Yani çözüme Erdoğan'la mı gidilmeli yine? Çözüme bence Erdoğan'la gidilmez. Çünkü şu ana kadar çözülmedi, bu saatten sonra çözüleceğini de düşünmüyorum. Mert Nevitaş diyor ki Erdoğan'la gidilmez. Yok, Erdoğan'la çözülecek bir şey olmaz. Olsaydı şimdi, tam öyle demiş olabilir ama çözülmez yani. Katılmıyorum ben bu konuya. Fikrim bu. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gel abim. Bak. ATM ile aramızda 100 metre var değil mi abi? 500 lira çektim oradan. Tamam. Şimdi buraya geldim abi 200 lira kaldı. Niye? Abi öyle bir çalıyorlar. Öyle bir, artık cebimizden götürürler, onu da bilmiyor. Nasıl çaldıklarının bir şey yok. Bir delil yok, bir tespit yok. O kadar profesyonel olmuşlar abi. 100 metrede 300 milyon mu çaldılar abi? Ne yapacağız abi bilmiyorum ki. Ben 3 senedir evlenmişim abi. Bir tane çocuğum var ellerinden öper abi. 3 sene önce evlendiğimde düğünde gelen takılardır, hediyelerdir, onlarla beraber bir ev alabilmem için paramın %50'si vardı abi. Ben 3 senedir çalışıyorum, eşim de 3 senedir çalışıyor. Halen bir evi alabilmem için paramın sadece %50'si var. 3 senedir biriktirmene rağmen? 3 senedir biriktirmeme rağmen %50'si var. Çalışmasan daha karlı. Çalışmasam o paramı yeseydim daha karlıydım yani. Anladın mı? Ekonomi öyle bir hale gelmiş yani. Önümüz yerel seçim. Kimi abi sen bu, bak, bu Diyarbakır'a bu caddeden al git. Buralı olanı söylüyorum, yerli olanı söylüyorum. Herkesin vereceği tek bir parti vardır. Başka da bir partiye oy çıkmaz. Çıkar ha değil çıkmaz, istisnalar kaydayı bozmaz abi. 100 kişiden 5 kişi. Yani %5'e takabül eder. Aa, ne dedin? Geçen gün Selahattin Demirtaş bir açıklama yaptı. Dedi ki barış süreci dedi olursa dedi Öcalan'la dedi Erdoğan arasında olur dedi. Erdoğan barış... Adam zaten aktif yani? Siyaseti bıraktığını açıkladı yani. Artık siyaset yapmayacağını da herkes... Sözü gündem yine canım. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın ağzından çıkan her cümle bu toplum için, Diyarbakır için konuşuyorum abi. Bir hani bir şeyi nasıl diyeyim sana, bir şeyi temsil eder yani ya, iyi ya da kötü. Burada en küçük yani gencinden tut yaşlısına kadar Selahattin Demirtaş bu toplum için bir şeyler ifade ediyor. Aynı zamanda bir şeyler için de elini taşın altına koymuş bir insandır yani. Tabii canım, adam şu an siyasi tutsaktır yani bir nevi. İstediği kadar ben bu pazarlığın içinde olmam dese de bu halk onu zorla o pazarlığın içine koyar. Nasıl koyar? Ya Selahattin Demirtaş çıkacak, o pazarlık öyle başlayacak ya da bu pazarlığa hiç kimse oturamaz yani. Barış'ın tarafı sence Erdoğan mıdır? Erdoğan'la oturulur mu masaya? Abi ben sana bir şey söyleyeyim, biraz önceki arkadaş da söyledi. Bu iş sadece Erdoğan'la olacak şey değil. Ben düşünüyorum, diyorum ki ya bu kadar hırsızlık oluyor, bu kadar mafyatik olaylar oluyor. Daha önceki bakanlarla ilgili çok farklı şeyler oluyor. Her gün yeni bir haber okuyoruz değil mi abi? Erdoğan hiç mi gazete okumuyor abi? Hiç mi haberden başka bir kanal izlemiyor mu abi? Birileri özet geçiyor. He? Özet. Şimdi bu adama bunların bilgileri gitmiyor mu? O zaman demek ki bu adamı koymuşlar bir kafesin içine. Ona sadece istedikleri şeyi dikte ediyorlar, anlatıyorlar. Diyorlar ki bugün ülkede bu oldu, bu oldu, bu oldu. Dolar 10 lira, 5 lira. Ona da bunu söylüyorlar abi demek ki muhtemelen. O da buna inanıyor yani ha. Onun elinde olan bir şey kalmamış abi. Onun yanındakiler, yandaşları artık Türkiye'yi parsel parsel bölmüşler. Herkes kendine ayırdığı bölümden yiyebildiği kadarını yiyor. Afiyet olsun abi. Biz de önümüzdekini yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir tane daha böyle röportaj yapan arkadaş var. İstanbul'da falan yapıyor. Çok böyle boş boş konuşuyor. Gelsin yiyorsa Diyarbakır'da röportaj yapsın. Ağzının payını da alsın. Yok muyum hep böyle? Ula oğlum. Siz ne kadar siz bu ülkenin vatandaşıysanız biz de o kadar vatandaşız yani. Kendi kendinize nedir oğlum prezi yapıyorsunuz? Siz her yere girebilirsiniz. Bak onlar Türkiye'nin her yerine girebiliyorlar ama bir Kürt, bir Doğulu Türkiye'nin her yerine rahatlıkla giremiyor. Şimdi ben bu şekilde bir Trabzon bölgesi, Karadeniz bölgesine girsem yemedi yani her türlü hakarete maruz kalırım. Ama ona buraya geldiği zaman baş üstünde geziliyor.
En büyük alçaklığı onlar yapıyorlar. Bölücülüğü onlar yapıyorlar. Bizde bölücülük yoktur. Bizde kardeşlik vardır. Gerçekten de yoktur bize bölücülük. Biz kim gelirse gelsin başımızın üstüne gezdirik. Ama biz buradan oraya gittiğimiz zaman bize düşman gözüyle bakıyorlar. Bu ayrımcılığı da yapan baştakilerdir ha. En baştakilerdir ha. AK Parti'nin kendisi bunu ülkeye bu soktu. Beni de alabilirlerse gelip alsınlar. Bu ülkeye bunlar soktular. Aslında biz kardeşçe büyüdük hepimiz ha. Biz hep kardeş gibi büyüdük. Bizde ayrımcılık olmaz. Benim yengem vardır Laz. Benim eniştem de var Laz. Benim işte bunlar... Ama bunlar ayrımcılığı ülkeye onlar soktular. Onlardan önce böyle bir şey yoktu ya. İnsanlar dinine sahip çıkıyorlar diye, ırkına sahip çıkıyorlar. Ayrımcılık diye bir şey yoktu bir sefer ya. Kim gelirse gitsin, sen nereye gidersen git, hiçbir şekilde seni kimse dışlamıyor diye. Ama şimdi gidiyse, ama çıktıkları zaman, medya çıktıkları zaman Kürt'tür kardeşlik, valla kardeşliği siz öldürdünüz. Normalde biz kardeşiz. Biz herkese kardeş gibi bakıyoruz. Biz Kürt'e de, Türkiye'de de, Çerkez'e de, Laz'a da hepsi bizim kardeşlerimizdir. Ama onlar bize öyle bakmıyorlar. Anladın abi? Birileri düşmanlaştırıyor mu? Kesinlikle, abi? Kesinlikle yapıyorlar. Sistem insanları birbirine düşman ediyor. Bunu yapan, tabi. Bak şimdi sen nerelisin? Ben Antalyalıyım. Bak ben Diyarbakırlıyım. Hiçbir kimse burada istediğin kadar git, bir tanesi sana ters bir kelime söylemez ha. Sen burada MHP işareti de versen, MHP, o bayrakta, yani Türk bayrağında bunların da kanı vardır, onların tek değildir ha. Anladın? Yani MHP bayrağını burada sallasan da kimse sana bir şey söylemez. Ama ben bir Diyarbakır spor bayrağını gitsem burada kaldırsam, vallahi beni linç ederler. Bunu da onlar çıkardı. Yani diyeceğim budur abi. Peki abi geçim kolay mı burada? Yok be abi ne geçim. Şimdi ne bir şey çıkarmışlar. İşte geçim iyidir diyorlar. E hani nasıl iyidir? İşte 5-6 kişi gidip kendine lokanta. Ulan oğlum 85 milyon insandan 5 milyon insan rahat rahat geçimini yapıyor. 80 milyon acıktan ölüyor. Siz niye bunları yaratıyorsunuz? Yani insanları öyle bir şekilde getirirler ki. Ya ben zaten her zaman benim bir şeyim var. Diyelim kendini zengin görmek istiyorsan haberi izleyeceksin hemşerim. Haberi izlersen uçuşsan, hani dedikleri gibi uzaya yolu yapmışlar ama gerçek gündemi izlemek istersen araştıracaksın hemşerim. Ne odur ne budur hepsine bakacaksın. Yani medya artık öyle bir şey olmuş ki telefon var ya her şey ortadadır yani hiçbir şeyde kaçış yapamıyorsun ha. Anladın abi bana söyleyen. Yani benim demem o ki insanları birbirlerine kötületmesinler, gerçek neyse ortadadır sağlam. Bu memleket düzelir mi? Vallahi abi iktidar giderse iyi insan gelirse düzelir. Hakikaten de gerçekten de vatanını seven, insanlarını seven, ayrımcılığını yapmayan insan olursa bu ülke düzelir. Hırsız olmayacak en başta. Cebinden çok halkını düşünecek. Sen cebini... yok 50 sene. 50 sene. Bu ülke Mehmet Maçoğlu gibi, ondan sonra belki Cemal Engin'in gibi birçok insan sevmez onun gibi. Ondan sonra sana söyleyeyim birkaç tane daha böyle belki bizim düşüncelerimiz, fikirlerimize uzak ama vatan için faydalı olan insanlar vardır aslında. Cemal Engin'i sever misin? Ben seviyorum abi. Niye seviyorsun? Nesi güzel? Abi adam harbi dobradır. Dürüst bir insan. Benim gözüne çok dürüsttür. Benim gördüğüm kadaylara. Ben onu gördüğüm zaman dürüstçe konuşuyor. Adam resmen hepsine meydan okuyor. Belki de kötü biridir. Ama bana göre çok iyi bir insandır. Fikirlerimiz de ayrıdır onunla. Gücü? Ben olabilir abi saygı duyan. Biz herkese saygı duyarız abi. Biz kimsenin düşüncesine karşı değiliz. Zaten sistemin yaptığı olay ne biliyor musun? Sen bugün diyelim ki atıyorum ben AK Parti'yi desteklesem ben PKK'li de olsam derler ki bu yurtseverdir. Ama ben CHP'yi savunsam yahut da başka bir partiyi savunsam derler bu vatan kaynıdır. Beni hemen götürürler hiç acınmazlar. Bu doğuda PKK'lisin, batıda FETÖ'cüsün abi. Bunu artık kafanıza koyun. Bu ya diye abi adam çıktığı gibi dedi ya ben taraf olursa ya bizi bertaraf ederim. Vallahi abi artık bizi bertaraf etmiş görüyse ama Allah çok şükür biz halk olarak yıkılmamışız. Mücadelemizi hala da veriyor. Barışçıl olarak savaş değil yani bizim amacımız barış, kardeşlik, dostluk. Biz hep bunun şeyindeyiz. En basit abi Selahattin Demirtaş çıktı dedi ki geldi Kur'an hadisi Allah'ın kitabına göre yapar. Ona da yanaşmadılar. Daha ne diyeyim abi? Velhasile kelam böyle. Çok teşekkür ederim. Yani seni de seviyorum iyi bir abi. Yalnız kızıyorum bazen. Niye? Şu an böyle saygısızlık yaptı. Ya şey abi tokat ya. O bir tane çıkıyor ulan ben buradayım. Ulan oğlum gel oğlum. Er meydanı neresi? Gel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Seninle konuşalım abi. Geçim nasıl? Kolay mı geçinmek? Bal gibi maşallah. Vallahi. Ha, iş ne demesin. Yanında yatıyorsun. İki gözüm sen. O yüzden fazla sen konuşamayalım. Peki abi, nereye kadar böyle devam eder? Bu sıkıntılar nerede biter? Valla abi.
İtti diyor çocuk. Bu millet böyle de İshak konuşamıyor abi. Ha, korkuyor. Çekiniyor muyuz? Tabii ki. Niye çekiniyoruz abi? Ne yapacak en fazla? Bir kuru canımız var. Evet, kuru canımız var. Bir de tatlısı da olmadı yani. Bir de Silivri var. Buz gibidir. Silivri'de kaloriferler çalışıyor. Ben baktırdım. Yerel seçimde kime oy vereceksin? Burada. O bende kalsa. Peki, tamam. Heh. Sağ olasın, eyvallah. Abim sana soralım. Vallahi abi konuşmak istiyorum. Geçim nasıl, kolay mı geçmek? Kulağım sağır, gözüm görmüyor, gözüm ya kendi şahsım ediyorum, kimseye mal etmiyorum. Hı hı. Ama bu hükümet Allah yardımcısı olsun. Hükümetin mi, bizim mi? Allah yardımcısı olsun sana diyorum. Ecnebiye karşı beledir. Ecnebiye, ama biz istiyoruz ki nabısımız helaka girmesin. Veya bu değil, imak değil. Evet. Bu imak biter, tırrrr, olmaz. Namusa sahip çıkacak. Çıkıyor mu? Orduya, ne bileyim sana, Türkiye bir tanedir. Türkiye bir tanedir. Türkiye'nin ayağına, toprağına kurban olayım. Ben böyle biliyorum, maalesef Allah sulh edilsin. Allah doğru yola bizi kaydetsin. Sağ olasın, sağ olasın abim, eyvah. Efendim, ekonomi nasıl diye soruyorum. Biz İzmir'den geliyoruz. Ne gördük? Nasıl buralarda durumlar? Vallahi zaten İzmir kötü de buralarda çok değil, iyi değilmiş yani. Değil. Vallahi. Burada zaten kazanç da çok yüksek değilmiş. Yani insanların sigortası da yokmuş. Vallahi. Evet. Neler gözlemleriniz başka? Fakirlik mi var? Zenginlik mi var? Vallahi zengin çok zengin, fakir çok fakir burada. Memleket gibi yine. Zaten yani evet, ama burada yani bariz bir ayrışma var. Bence bariz bir ayrışma var. Yani İzmir'de bu kadar. Evet, orada da kötü yerler var ama bu kadar değil yani. Bu gördüğümüz kadar değil. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ekonomi nasıl diye soruyoruz. Hocam ekonomi iyi değil. Neden iyi değil? Az böyle gelsin. Evet. Geçim güçlüğü var. Maaşlar düşük. Halkın zaten genel durumu ortada. Evet. Hani bu durumda ekonomi iyi demek çok mantıklı bir... Buralı mıyız? Evet, buralı. Az önce İzmir'den gelen bir çift dedi ki, burada zengin, çok zengin, fakir, çok fakir. Aynen öyle. Doğru mu? Yani sadece burası için değil, Türkiye'nin her yerinde maalesef o sorun var. Aynen. Zengin, çok zengin, orta tabaka diye bir şey kalmadı maalesef. Bu da ülkenin durumunun gittikçe kötüye gittiğinin işareti maalesef. Evet. Peki ne zamana kadar böyle devam eder? Bir dur der mi? Hocam şöyle, şimdi Türkiye'nin bunlar... Derin meseleler yani 20 yıllık bir mesele bence bu. Açıkçası ben Türkiye'nin geleceğini çok umutlu görmüyorum. Bunun temel sebebi olarak da şu anki hükümetten bağımsız Büyük Ortadoğu projesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin kaderi bir nevi Büyük Ortadoğu projesine bağlı ve şu anki gelen hükümet de Büyük Ortadoğu projesine kadar hizmet ediyor, etmiyor. Bunda eş başkanıyım diye. İşte öyle düşününce çok iyiye gitti ya, çok iyimser olamıyorum maalesef. Peki vatandaş ısrarla aynı yönde oy kullanıyor. Bunu neye bağlıyorsun? Bunu neye bağlıyorum? Halkın biraz eğitim seviyesinin düşük olmasına bağlıyorum. Temel sebebi bu bence. Yine halkı yönetenler de ısrarla eğitmiyor. Halkı yönetenler de halkı iyi tanıyor. Halka iyi iş, halkın nabzına göre iyi demeçler veriyor. Onların dini yönlerini iyi kullanıyor. Maalesef bu da bir gerçek. Öyle düşününce mevcut hükümetin de değişmeyeceğini de açıkçası düşünüyorum. Peki burada yerel seçimde kimi destekleyeceğiz? Hocam oy kullanmayı düşünmüyorum. Evet. Üzgün yani, bıkkın mıyız? Gelecek adına umutsuzum. Yani vereceğim oyun ben Türkiye'nin kaderini değiştireceğine inanmıyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Geçim kolay mı diye soralım önce. Geçim kolay değil. Niye değil? Valla var olan yönetim gitse belki geçim kolay olur. Gidesi yok onların da. Vallahi gidesi yoksa kalacakları da olmaz. Olacak bizim halimiz. Ekonomi yani hiç iyi gitmiyor. Evet. Kendileri yapıyor. Serbest piyasa yapmışlar. Evet. Bir ürün 50 dükkanda aynı üründür 50 dükkanda farklı fiyat. Evet. Bunu da kendi başları yapıyor yani, biliyorlar. Serbest piyasayı kaldırsa böyle olmaz. Ne yapacağız o zaman? Vallahi biz bunlara oy vermesek iyidir. He. Gençler kendine ayık olsun. Bazı cehalet insanlar hala devam ediyor. Cahil bir toplumda yaşadığımız için. Yani sorgu olmadığı için mesela gençler bu konuda ayık olsalar iyidir. Yoksa diğer yaşlılar falan fistan, onlar yani gidicidirler. Yani onların ideolojisini değiştirmek biraz zordur. Ama gençlerin ideolojisini değiştirmek kolaydır yani. Mesela o tarzda gençler ayık olsalar, HDP'ye verseler, DEM Parti'ye verseler, Selahattin Demirtaş'a verseler iyidir.
He, para yoktur. Yani HDP'de para olmaz çünkü her şey gönüldür, her şey duygusaldır. Şeref namus içindir, toprak içindir. Bunlardır yani. Son sözüm, barış biraz zahmet görünüyor. Yani savaşa da biliriz. He, öyle yani, kolay gelsin. Çok sağ ol. Evet. Yerel seçimde de DEM. Yani yerel seçimde DEM Parti'ye verelim. Nasıl? Bir daha öyle söyleme. Söyleme. LGBT, bak buradakiler hepsi LGBT'dir. LGBT HDP'ye ait bir şey değildir. Nasıl LGBT. HDP bak HDP çok güzel bir partidir. HDP ile herkesle kurtulur. Yoksa herkes biter. Yoksa herkes biter. Herkes yokuşunu mezarda görsün. Herkes yokuşunu mezarda görsün. Benim konuşmama gerek yok. Peki sen. HDP'ye ancak böyle kara propaganda yapılır. Herkes ayık olsun. Herkes beynini kullansın. Sorgulayın. Sadece sorgulayın. Türkiye'de sorgulama yok. Türkiye'de kitap okumak. Kitap okusursan ben bağırıyorum, ona bağırıyorum. Sen git işine bak. Sen beni tanımıyorsun. Git işine bak. Gel ya, aşk o ne sağ lazım. Git işine bak. Al sana, git işine bak. Yok, çekelim şu bir tane. Kapat abi videoyu. Git. Adam şimdi ajansın Diyarbakır gençle birbirine düşmüş ya. Tamam abi. Ya düşülecek bir şey yok. Allah partilerin belasını versin. Allah'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Hep su keyfindedir gençler. Şey yapıyor. Allah İsrail'in belasını versin. Amin. Ha? Ben İsrail'in bak. Bu Türk gençlerin hepsi normalleşti. Ayak olan Allah. Gerek şu an İsrail'i konuşaydı. Gerek şu an Filistin'i konuşaydı. Ama bak görüyorsun biz en az birimize düşürmüşüz. Ya sistemin bozduğunu değil mi? Abi adama LGBT. Ama sistemin de belası değil. Amin. 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 Adama LGBT diyorsun. Neyse. Abi sizi izliyorum. Eyvallah. Çok beğeniyorum. Hoş geldin. Sağ olun. Sağ olun. Neyse. Şey yapmayalım. Gitsinler abi. Tam kendilerine ne yapayım? Tamam abi, kişisel ben dedim ki de para verin anladın. Bir şey oynar dedik ya, parmak götüne koydu ya ruhunu bağlı. Herkes ne yapıyor? Herkes ahirette kimle nasıl? Neyse. Tabii ki de ya. Bitirelim. Her şeyden önce dinde siyaset yani... olmaz. Öyle dediler. Vallahi adama LGBT dedi, o da son, kızdı yani, ne diyeyim. Son kaç yıl öncesine yani, kadar sözde dinde siyaset olmaz, şu anda siyasetin alası din olmuş. Kur'an-ı Kerim sallarlar, namaz kırarlar, görüş yaparlar.